Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugün hemen kutusunu şu arada görüyorsunuz. Rampage'in X-Fuse ismini verdiği yepyeni yayıncı mikrofonunu inceleyeceğim. Ürün şöyle bir şey. Bunu detaylarda göstereceğim. Şöyle basit, aslında birçoğumuzun kullandığı, işte Twitch yayıncının özellikle kullandığı ama ne bileyim YouTube'da canlı yayın yaparken de falan kullanabileceğiniz bir mikrofon. Rampage'i biliyorsunuz özellikle uygun fiyatlı oyuncu ekipmanları, işte klavyesi, faresi, şusu, busu, hatta koltuğu bile var olan bir marka bana bunu göndermiş ve test eder misin dedi. Ben de dedim ki okuyucularım, takipçilerim için bir test yapayım. Şimdi ilk olarak baktığımızda ürün kardiyoid dediğimiz tek yönlü bir mikrofon. Kullanım şeklini olarak düşündüğümüzde ise şöyle 1,5 metrelik bir USB kablomuz var. Bu USB kablosu şeye çok benziyor arkadaşlar. Yazıcılarda vardı eskiden. Kablolu ya da kablosuz olana da bir şekilde tanıtmak için gerekiyordu. Şöyle alt kısmında bir bağlantı yuvamız var. Buraya bu kabloyu takıyoruz. Diğer ucunda zaten USB kablomuz, standart USB B tipi dediğimiz kablomuz. Bunu da bilgisayarımıza taktığımız zaman mikrofonu kullanmaya başlıyoruz. Şimdi kutusundan şöyle minik bir tripod çıkıyor. Bu şekilde şöyle. Bir de özel bir tutamaç var böyle bu şekilde. Bu şekilde takıyoruz bunu. Böyle tam kilitlenmiyor, sürekli dönebiliyor. Bir nevi shock mount yapmışlar. Mikrofon kullananlar muhtemelen beni anlayacaktır. Titreşimleri engellemek için. Tam shock mount değil de hani böyle istediğimiz gibi çevirebilmemize yarayan bir mekanizma var. Şöyle döndürerek takıyoruz buraya. Bakalım düzgün takamadık mı? Evet, taktık. Bu şekilde böyle hemen kullanmaya başlıyoruz. Buradan işte istediğimiz ayarları yapıp falan şeklinde böyle kullanmaya başlıyoruz. İşte temelde böyle bir ürün. Yani çok öyle bir hani tak çalıştır bir ürün. Bilgisayarı takar takmaz kullanmaya başlıyorsunuz. Herhangi bir zorluğu yok. Hani bir şey driver install etmek, şudur budur yapmak gerekmiyor. Ama bilgisayara takmamız gerekiyor ve USB'den bağlamamız gerekiyor. Bir de şöyle bir sünger çıkıyor. İsterseniz bunu böyle takıp hani o patlama seslerini de ortadan kaldırabiliyorsunuz. Yani temel bazda ihtiyacınız olacak her şeyi bu mikrofonla yapabiliyorsunuz. Şimdi ekranda bir tablo göreceksiniz. Bu tabloda Rampage'in X-Fuse modelinin özellikleri yazıyor. Kardiyoid olduğunu söylemiştim. Tek yönlü yayıncı mikrofonun 1,5 metre USB kablomuz var. 20 kHz, 20 Hz frekans tepkisi varmış bu üründe. -36 desibel ve +2 desibel hassasiyeti var. Ses seviyesi ayar tuşu var. Mikrofonu açıp kapatabiliyorsunuz. Kutudan çıkan tripod ile kullanım var ve 450 TL civarında bir fiyatının olduğunu da söyleyeyim. Bu arada cihazın üzerinde bir düğme mevcut. Bu düğmeyi sağa sola çevirerek mikrofonun hassasiyetini ayarlayabiliyorsunuz. Bir de düğmeye basılabiliyor. Bunu bastığınız zaman da mikrofon devre dışı kalıyor. Mikrofonu kapatmış oluyorsunuz. Bu arada normalde bir ışık yanıyor burada. Yeşil ışık. Düğmeye bastığınız zaman bu ışık kırmızı oluyor. Şimdi bağlantı yapalım bilgisayara ve şurada benim bilgisayarım var. USB'den bağladık ve takıyoruz bakalım. Evet. Şu anda yeşil yanıyor, görüyorsunuz. Şöyle göstermiş olayım. Bu düğmeye basılı tuttuğum anda kırmızı oluyor. Kırmızı olduğu zaman da mikrofonun kapalı olduğu anlamına geliyor. Buradan da sesini açıp kapatabiliyorsunuz. Mikrofon hassasiyetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bence güzel olmuş. Hani ne yapılabilir? Belki bir bu masanın kenarına falan bağlamak için kollar vardır, bilirsiniz. Ya da böyle sehpalar falan da var. Onlardan belki bir tane alabilirsiniz. Onunla daha güzel olabilir bunun ürünün kullanımı. Ya da mesela bende Ikea'nın bir lambası var. O lambayı ben böyle 3D yazıdan şöyle bir aparat bastım. Linkini de açıklama kısmında sizlerle paylaşırım. Şöyle bir aparat var. İsterseniz bu aparatı takarak da o lambayı da takabilirsiniz. Lamba kısmını söktükten sonra tabii ki. Tercih sizin, ya da gidip bir tane alırsınız yani o tutamaçlardan. Mikrofon standı olarak geçiyor. Bu şekilde bir ürün, yani kullanım falan kolay. Şimdi bir ses testi yapacağım ve bu ses testindeki sesi de yine bu ürünün üzerinden almış olacağım. Şimdi onu izleyelim. Evet arkadaşlar, şu anda dinlemekte olduğunuz sesi Rampage'in X-Fuse mikrofonundan kayıt ediyorum. Şu an ses sonuna kadar açık. Sonuna kadar açık bir şekilde duyuyorsunuz. Kısıyorum. Şöyle biraz daha açayım. Açtım ve farklı açılardan bir şöyle bu şekilde bir kayıt yapalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, uzaktayım. Şu anda yakındayım. Etrafında dolaşıyorum. Mikrofonun gördüğünüz gibi şu anda ekranda ve bütün şu andaki dinlemekte olduğunuz sesi Rampage X-Fuse üzerinden alıyoruz arkadaşlar. İşte siz de bir canlı yayın yaptığınızda, bir ne bileyim görüntülü görüşme vesaire yaptığınızda 3 aşağı 5 yukarı
Bu şekilde bir ses kaydı duyacaksınız. Onu da söylemiş olayım. Şimdi ses kaydını da dinledik. Ve gördüğünüz gibi fena da bir ses kaydı yok. En azından fiyatına göre. Tabii fiyatı demişken bunu mutlaka merak ediyorsunuzdur. Bu ürün kaç para? Rampage X-Fuse'un ben bu incelemeyi yaptım ki Ocak ayının ortalarına doğru yapmıştım bu incelemeyi. Fiyatı 450 TL civarında idi. Şimdi bazılarına pahalı gelebilir, bazılarına ucuz gelebilir ama son kurlar ve dolar şudur budur, döviz artışı derken giriş seviyesindeki mikrofonlar bile artık bu fiyattan başlar hale geldi. Kötü bir mikrofon değil ve hani fiyatına göre ben sunduklarının yeterli olduğunu düşünüyorum. Hani alınır mı bu mikrofon? Bence alınır. Hani fiyatı da bir parça daha düşebilir çünkü bana ilk geldiğinde 500 TL civarındaydı. Aradan bir hafta 10 gün geçti, 450'ye düştü. Belki biraz daha beklerseniz 400'e falan bile düşebilir. Bu kurlarla, bu işte ekonomiyle, şununla bununla derken istemeyerek de olsa fiyatın makul olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü artık iyi bir, kaliteli bir ürün almak istediğiniz zaman 3 aşağı 5 yukarı bu fiyatlardan başladığını söyleyeyim. Bu videoda sizlere Rampage X-Fuse yayıncı mikrofonunu anlatmaya çalıştım. Güzel, basit, yani kullanımı kolay olan bir ürün. Öyle çok hani teferruatı yok. Şundan şunu alayım, buradan bunu takayım, driver yükleyeyim, sürücü yükleyeyim falan gibi bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Pratik. Minik bir tripod da çıkıyor olması güzel. En azından böyle bu tarz hani ya böyle masa üzerinden yayın yapıyorsanız güzel ama videonun içinde söyledim, bir kez daha tekrar edeyim. Eğer böyle daha profesyonel bir şey olsun isterseniz bir tane böyle bir yaylı mikrofon standlarından var masanın kenarına takılan. Onlardan alırsanız daha pratik ve daha güzel olur diye düşünüyorum. Bu arada bana destek olmak isteyenler için açıklama kısmında bir link paylaşacağım. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda ve fayda sağlamış oluyorsunuz. Eğer böyle bir ürün ihtiyacınız varsa ve bana da katkıda bulunmak isterseniz oradan alışveriş yaparsanız çok sevinirim. Ürünle ilgili benim anlatmayı unuttuğum sizin merak ettiğiniz şeyler olabilir. Onlarla ilgili çekinmeden yorumlar kısmında sorularınızı iletebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olun ve beni aynı zamanda Instagram, Twitter ve TikTok. Özellikle TikTok'ta da paylaşımlara başladım arkadaşlar. Orada da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.